Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Günün Ev Hayatı YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada bugün Cuma, hayırlı cumalarınız olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi cümle Müslümanımızın üzerine olsun arkadaşlar. Bugün güzel bir sütlü tatlıyla sizlerleyiz. Çok basit malzemeler, evimizde olan malzemelerimizden hemen şöyle hafifçe yapacağımız tatlımızı. Burada cibibemiz var arkadaşlar. Cibibeyi şöyle bir kase sütümüzle ıslayıp tepsimizin altına önce dizeceğim. Hemen şöyle hepsini sütümüzün içine. Bandırıp sırasıyla dizelim. Gerçekten çocuklarımızın yiyebileceği bir hafif sütlü tatlı arkadaşlar. Hiç zorluğu yok. 10 dakikanın içinde servise hazır olabiliyor hemen. Şöyle birinci katımızı hepsini sütlü vererek dizdik arkadaşlar. Bir tane şuraya yarım koyun. Şimdi bunu kenara alalım. Kremamızı yapmaya başlayalım. Şimdi kremasını hazırlamak için 1 litre sütümüz var arkadaşlar. Bunu tenceremize tamamını boşaltalım. Sütümüzün içine 1 su bardağı toz şekerimiz var. Onu da ilave ettik. Burada 5 su bardağı nişastamız var. Tepeleme doldurdum arkadaşlar. Onu da ilave ettim. Bir tane yumurtamızın sarısı var. Burada 2 yemek kaşığı kakaomuz var. Bu da tepeleme dolu. Ama ben bunu direkt önce şunları bir karıştırın. Direkt ilave etmeyeceğim. Bunu eleyeceğim. Top top düşmesin diye. Hemen şöyle kakaomu elime kabımın içine aldım. Güzelce eledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içinden böyle top top çıkıyor. Bu da içinde karıştırana bize zorluk yaratıyor ama böyle elediğimizde daha güzel oluyor. Şimdi bunu güzelce karıştıralım. Ondan sonra ocağımızın üzerine alıp koyulaşana kadar pişirecek. Şimdi ocağın altını açtım arkadaşlar. Sütlü karışımımızda ocağımıza koydum. Kaynayana kadar güzelce karıştıralım hiç bırakmadan. Kakaolu kremamız artık kaynamaya başlayacak arkadaşlar. Koyulaştı gördüğünüz gibi. Hızlı hızlı karıştıralım. Altını biraz ısın. Şöyle 1-2 dakika daha kaynasın. Kapatacağım hemen. Kremamızın altını kapattım arkadaşlar. Şimdi şöyle 50 gram kadar çikolatam var. Onları da içine atıp eriyene kadar karıştıracağım. Sıcağıyla o hemen eriyecek. Yapmış olduğumuz kremamızın cici bebelerimizin üzerine diyemiyorum da cicirken nasıl hızlı konuşuyorum arkadaşlar. Şöyle yüzü kabuk tutmadan bir de karıştıralım tekrardan.
yarısını dökelim. Geri kalan yarısını da arasına bir kat daha bisküvi döşeyip onun üzerine sereceğim. Bu kadar yeterli. Şimdi şöyle spatulamızla güzelce bir düzleyelim. Düzlemiş olduğumuz kremamızın üzerine bisküvilerimizi ıslatmadan arkadaşlar, ıslatmayacak, bunu da direkt düzecek. Yeterli. Hemen şuradan başlayarak alt katına dizdiğimiz gibi üzerine de dizelim. Şöyle bisküvilerimin hepsini dizdim. Geriye kalan kremamı bisküvilerimin üzerine eşit bir şekilde sürelim arkadaşlar. Bunu dökeceğin zaman karıştırın, çünkü yüzü çabuk kabuk tutuyor soğumaya başladığı için. Ben tekrardan çırpıcımla çırptım tenceremin içinde. Ondan sonra şöyle serdim. İçinde pütür pütür olanlar var. Çikolatanın içinde, en son yaptığım çikolatanın içinde fındık parçacıkları vardı arkadaşlar. Ondan belki yüzü böyle sabit şey durmaz. Pıtır pıtır durabilir çünkü fındık onlar. Şöyle düzleyelim. Tatlımın üzerine şey dökeceğim arkadaşlar, kakaoyla çikolata rendeleyeceğim ama bunu biraz soğuması lazım, çikolatamızı eritmesin. Onun için bir yarım saat bekleteceğim. Şimdi yarım saat beklemiş olan tatlımızı şöyle kakaomuzla üzerine hafiften şöyle süsleyelim arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kakaomuzu azar azar her tarafına serpiştirdik. Şimdi çikolatamızı da rendeleyelim. Şöyle çikolatayı göstereyim arkadaşlar. Bu ekler çikolatası. Bunu tavaya koyup eritiyor. Ondan sonra eklere çok güzel oluyor bu. Ben bu çikolatadan kullanacağım üzerine. Şöyle rendeleyip. Masamızın kenarına döküldü ama fark etmez, onu toplayacağım. Her tarafın eşit şekilde olsun diye geniş şekilde aldığım için. Evet, çok güzel oldu, yeterli. Şimdi bıçağımı ısladım kolay kesilsin diyerek. Şöyle dörtlü mü kestim? Dörtlü kesim arkadaşlar, çok da büyük olmasın. Tekrardan bir daha ıslayayım.
Bu kısmını da kestim arkadaşlar. Kare kare çok güzel oldu. Hemen servis tabağımıza alalım. Şöyle çok güzel oldu arkadaşlar. Tadına baktım. İlk biraz zor çıktı ama ikincisi çok kolay bir şekilde çıktı. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.